Herkese merhabalar, ben Rabia Öztürk. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Umarım çok üzücü şeyler görmeyiz ama bu hizmeti hepinizin tanımasını istiyorum. O sebeple birazdan arabaya atlıyoruz ve Haybulans'la bir gün tüm ihbarlara beraber gidiyoruz. Dışarı baktınız bir kedi mi? Evet. Taburcusunu gerçekleştiriyoruz, ben siteye bırakıyorum. Tabii. Şimdi ihbar olan yere geldi, köpeğimize bir baktık. Buradaki köpeğimiz ayağının üstüne basamıyormuş. Ayağının üstüne bastığında bağırmaya başlamış. Ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Şimdi içeri birlikte gidip biz de bakacağız. Şimdi kalçasında bir sorun var. Büyük ihtimalle darbe almış. İç kanama olabilir. Kedimizi en acilinden rehabilitasyon merkezine yetiştiriyoruz ve daha sonra gelen ihbarlara da bakmaya devam edeceğiz. Herkese merhabalar, ben Rabia Öztürk. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Dikkatinizi çekerim, barınaktayım demedim. Çünkü burası bir barınak değil. Burası bir rehabilitasyon merkezi. Yani tedavi görmesi gereken, yaralı veya kısırlaşması gereken hayvanların geldiği, tedavisini gördüğü, kısırlaştığı ve iyileştikten sonra tekrar doğal alanlarına bırakıldığı merkez burası. O sebeple burada hayvanların gelip kapatıldığı, artık sürekli burada yaşadığı konusu bir efsane. Rehabilitasyon merkezi hayvanların tedavi görmek için geldikleri yer. Sizi de bu konuda kısaca bilgilendirmek istedim. Kuşadası'nda bir barınak yok. Zaten biz de barınaklara karşıyız. Çünkü barınaklar hayvanların alıp kapatıldığı, yaşama haklarının elinden alındığı ve hayatlarını kafeslerin arkasına devam ettiği yerler. Bu sebeple zaten barınaklara karşıyız. İyi ki rehabilitasyon merkezleri varlar. Ve Kuşadası Rehabilitasyon Merkezi'nin diğer merkezlerden bir farkı var. Nedir? O da gördüğünüz gibi şu an tam önündeyim. Kuşadası Belediyesi'nde Haybulans hizmeti var. Hem de bir tane değil, iki tane. Bu yıl ikincisi de geldi. İki Haybulans burada aktif olarak 7/24 sürekli görev yapıyor. Az önce sordum, günde kaç ihbara gidiyorsunuz, bakıyorsunuz diye. Yaklaşık 50-60 ihbardan bahsediliyor günde. Bu da aya vurduğunuzda 1500 ile 2000 arasında bir ihbar yapıyor. Bu inanılmaz bir rakam, inanılmaz bir hizmet. İhbarların çoğu yerinde değerlendiriliyor, yerinde tedavi yapılıyor. Aşı tedavisi, iğne tedavisi, belki işte yerinde bir pansuman yapılıyor. Çoğu yerinde ama eğer önemli bir sakatlık varsa, buraya gelmesi, cerrahi bir işlem gerekiyorsa hayvanlar alınıp buraya getiriliyor, ameliyat ediliyor, tedavileri sürüyor ve tedavisi bittikten sonra tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılıyorlar. Biz de merak ettik, Haybulans bir günde neler yapıyor, nerelere gidiyor? Dedik biz de onların peşine takılalım ve Haybulans'ta bir gün geçirelim. Umarım çok üzücü şeyler görmeyiz ama bu hizmeti hepinizin tanımasını istiyorum. O sebeple birazdan arabaya atlıyoruz ve Haybulans'la bir gün tüm ihbarlara beraber gidiyoruz. Şu an bir taburcumuz var. Onu bırakacağız. Tamam. Onu da artık yaşadığı yere bırakıp hayatını devam ettirecek. Şey, ne yapayım? Arıyor muyuz? Arayabiliriz. Demin aradık. Önüne geldiğimiz zaman tekrar arayacağız. Onlar kapıyı açacaklar. Tamam. Her gün böyle yaklaşık kaç taburcunuz oluyor? O duruma göre değişiyor. Bazen günlük 10 taburcu çıkardığımız da oluyor. O iyileşme durumuna göre farklı. En çok ne ihbarı geliyor daha çok? Göz enfeksiyonu kedilerde. Şimdi ilk taburcumuzu getirmeye geldik. Ellerimize teslim edeceğiz. O da eski hayatına kavuşacak. Daha önce 2 ay önce yaklaşık bir kedi alınmış sanırım. Evet. Tedavisi gerçekleştirildi. Şimdi taburcu olup bulunduğu yere geri bırakıyoruz. 2 ay oldu. O da bence dışarıyı çok özlemiştir. Kesinlikle öyle. Bulunduğu artık yere artık o anı gerçekleştirelim mi? Evet. Hadi teslim edelim kedimizi. Seyit Bey, merhaba. Dışarıda baktınız bir kedi mi? Evet. Taburcusunu gerçekleştiriyoruz. Ben siteye bırakıyorum. Tabii. Ben korkmuş. Evet, Seyit Bey'in yanındayız. Şimdi kedisini aldı. Birazdan birlikte bahçeye salacağız. Dışarıda bakıyordunuz sanırım. Evet, evet. Burada baktığınız 10-15 tane kedi var. Bu da onlardan biriydi. Böyle bir servis olması, böyle bir hizmet olması çok güzel değil mi sizce? Çok iyi.
Yani böyle bir hizmetin olmadığı yerlerde yaşayan insanlar kendi ceplerinden ödemek isterse özel veteriner kliniklerine götürüyorlar. Evet, öyle oluyor. Çoğu kişi de bundan korkarak götüremiyor. Bir masraf çıkacak diye götürmek evet, istemiyor. Büyük masraf çünkü. Gerçekten de öyle. Ve o yüzden tedavi görülemiyor aslında hayvanlar. Evet. İyileşemiyor ve çoğu da kaybediliyor. O yüzden hadi salalım mı? Ben aslında salalım. Çok merak ediyorum onu. Yine bir. Ele geliyor muydu? Yok, gelmiyor. Kaçıyoruz. Nasıl yakalanmıştı ilk? Ağla yakaladık, koşturduk arkasına yakaladık. Süper. İyi ki yakalamışsınız tabii. Evet, hem korkmuş biraz, iki aydır bir kafesteydi. Hem zaten de insandan evet. da biraz kaçıyormuş. Çekiniyoruz zaten. Siz insanlık görevinizi yapmış oldunuz. Teşekkür evet. ederiz böyle duyarlı yani olduğunuz için. Vicdan azabı duyardık yakalamasak. Harikasınız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim size. Alayım ben kafesimizi. Evet. Hoşçakalın Seyit Bey. İyi günler. İlk taburcumuzu teslim ettik. 4 tane daha taburcumuz var bugün. Ya bugün güzel bir gün geçecek sanırım. Hala dua ediyorum. Çok üzücü bir şey görmemek için. Bülçin, nereye gidiyoruz şimdi? Şu an nereye gidiyoruz? Hemen bakalım. Bir taburcumuz daha var bu taraflardayken. Onu da halledelim. Tamam. İyi günler. Hayblans'tan arıyorum. Evet. Bir kedimiz vardı. Evet, tedavisi gerçekleşti. Ama. Aynen, taburcu edeceğim. Bir konum gönderir misiniz? Konum tamam. Senin. Tamam, bekliyoruz. Arkadan alkış, oley falan diye bir mutluluk nidası duydum. Ne evet. güzel ya. Harika. Şimdi kavuşturalım. Böyle çok anlar oluyor mu? Çok yaşıyor musunuz böyle tabii. anları? Tabii. En basiti, geçen hafta bir kedimizi kavuşturduğumuzda trafik kazası geçirmiş. Beklemiyorlardı gelmelerini. Vatandaşımız gözyaşlarını tutamadı. Oy canım, orada iyi ki ben yapmıyorum. Diğer ambulansı da gördük. Vızır vızır çalışıyoruz şu anda, sahadayız. Her şey dostlarımız için. Harika bir şey ya, vallahi vızır vızır. Her yerden ambulans çıkıyor. Aynen. Bu arada ben sordum içeride nasıl hava alıyorlar, havalandırması nasıl? İçeride klima varmış. Süper, yani bizden daha serin ve ferah bir ortamda yolculuk ediyorlar. Alayım mı? Tabii. Oy, evine mi geldin yavrum? Korkma. Gel. İnsan alışkın mı? Alışkın. Gel kusum. Gel. Gel. Tamam, hadi. Tanıdı sizi galiba. Evet. Ne zamandır rehabilitasyon merkezindeydi? Bir dakika, cuma günü gitti. Cuma'dan bu yana. Nesi vardı? Bu dişlerinde iltihaplanma vardı. Yemek yemiyordu bunlar. O yüzden. Tedavisi ne oldu? Yani başka İnşallah. Yararlanıyor musunuz ambulans hizmetinden onun dışında? Vallahi şu anda daha yeni, ilk. Memnun kaldınız mı? Vallahi memnun kaldım. Diğerini hemen aşısını yaptı. 3 taneydi bunlar. İkisini götürdüler. Biri geldi şimdi. Diğerini de bekliyoruz. İnşallah sağlıklıdır. Süpersiniz o zaman. Diğerlerine de en kısa zamanda kavuşursunuz umarım. İnşallah. Teşekkür Çok ederiz. Teşekkür ederim ben de. Hoşçakalın. Şimdi diğer taburcu işlemlerimize ve ihbarlarımıza gidiyoruz. Çetin serinliğini gördünüz mü? Evet, içerisi acayip serin. Ben arkada mı yolculuk etsem acaba diyorum. Güzel çalmaya geçelim. Olur. Zehirlenmiş köpek. Ya. Acil olmaz mı mesela? Zehirlenmiş ne durumdaymış? Şimdi arayacağız. Ha, şimdi mi geldi daha? Ha, şimdi geldi. Öf, o da çok üzücü oluyor ya. Maalesef. Zehirlenmiş köpek. Maalesef. Nasıl? Kurtulma şansı ne oluyor? Ağırlığına göre değişiyor açıkçası. Şimdi ihbar olan yere geldi. Köpeğimize bir baktık. Sanırım anlık bir sağlık sorunu yaşamış. Ama yine de arkadaşlarımız her ihtimale karşı tedavisini uygulayacaklar. Ve buradan içimiz rahat bir şekilde ayrılacağız. Gülçin, ne yapıyoruz şimdi?
Şimdi zehirlenme olmadığını gördük. Onunla ilgili gene de bir iğnelerimizi yapıyoruz. Tedavisini gerçekleştireceğiz. Vatandaşımıza da bilgi vereceğiz bu konuyla ilgili. Evet, daha sonra takipte oluyoruz. Buradaki kişilerin numarasını alıyoruz. Nasıl, iyi mi, hani bir sıkıntısı var mı, düzeldi mi diye takibi de yapılıyor tabii ki. Tabii gerekli durumlarda onlar durumların kötüleştiğini gördüklerinde bize tekrar bir güvercin masa üzerinden ihbar bırakıyorlar. Ona göre biz tekrar gelip kontrolümüzü gerçekleştiriyoruz. Hadi gidelim. Aferin. Şimdilik iğnelerini yaptık. Bir saniye. Şöyle alalım. Şimdilik tedavisini gerçekleştirdik. Durumuyla ilgili gene bir kötüleşme gördüğünüz zaman tekrar güvercin masadan bir ihbar oluşturursunuz. Yani biz şu an için zaten zehirlenme olduğunu düşünmüyoruz. Bir iki üç gün önce de aynı durumu yaşamış. Şimdilik arama müdahalesini gerçekleştirdik. Yeme içmede problem olursa, baktığınız daha kötü bir durumu olduğunuz zaman tekrar ihbar oluşturun. Biz gene gelir bakarız. Geçmiş olsun. Yakışıklı bir yüzünü görelim ya. Bir sonra kaşın, bir dur. Bırak. Gel bakalım. Yüzü de çok güzel ha. Bir gözü de mavi mi? Baksana. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Her bulduğun şeyi yeme, tamam mı? Neyse, gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz. Ben kendimi biraz hazırlamıştım açıkçası. Zehirlenme vakalarında çok kötü görüntüler olabiliyor yerde. Can çekişen hayvanlar görüyoruz. Açıkçası korktum buraya gelirken ama köpeğimiz iyiymiş. Oh, çok şükür diyorum. Halbulans'la günümüz devam ediyor. Gün içinde ufak ihbarlar geldi. Tedavisini görmüş hayvanlar, tedavi etmiş hayvanları teslim ettik. Akşam oldu ve şimdi ekip değişti. Şimdi gece nöbetinde olan ekip var. Bir ihbar geldi. Bir kedimizin arka ayakları tutmuyormuş diye. Hemen onlarla birlikte biz de buraya geldik. Şimdi içeride ilk müdahalelerini yapıyorlar. Hadi birlikte gidelim. Umarım kedimiz iyidir. Umarım kötü bir şey görmeyiz dilekleriyle yanlarına geçiyorum. Ne yapıyoruz şu anda? Şimdi kalçasında bir sorun var. Büyük ihtimalle darbe almış. İç kanama olabilir. İç kanama için bir K vitamini yapacak. Hı-hı. Ondan sonra bir antibiyotik yapacak. Ondan sonra alıp tedavi merkezimize götürüp orada gerekli müdahalelerini yapacağız. İyileştikten sonra getirip tekrar yerine bırakacağız. Tamam, süper. Şimdi kedimizi en acilinden rehabilitasyon merkezine yetiştiriyoruz ve daha sonra gelen ihbarlara bakmaya devam edeceğiz. Şimdi hemen yeni bir ihbara daha geldik. Buradaki köpeğimiz ayağının üstüne basamıyormuş. Ayağının üstüne bastığında bağırmaya başlamış. Ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Şimdi içeri birlikte gidip biz de bakacağız. Geçelim. Buyurun, sakin huyluymuş ki. Ay, oh canım. Öf ya. Anlıyor ama şu an ona iyi bir şey yaptığımı. Şimdi gerekli önlem iğnelerini yapacağım. He, iyi, sağ olun ya. Allah razı olsun. Kafasını hiç sen tutabiliriz. Tamam, hoş geldin. Herhangi bir kanaması varsa dozulması için iğneleri yapacağım. Hı hı. Aferin sana. İğnelerimizi yaptık. Hı hı. Arkadaşımızı şimdi merkezimize götürüp muayenesini yapacağız tekrar. Genel bir kontrol yapacağız. Gerekli müdahaleyi bulduğumuzda da onu da yapmamız gerekiyor. İş çok önemli bir şey yok abi, hani kırık, evet, ve aylarca sürecek bir tedavi. O kadar uzun sürecek bir tedavisi yok. Hı-hı. Bir incinme söz konusu. İnşallah onu da en kısa sürede tedavi edip yerine bırakacağız dostumuzu. Yerine de bırakıyoruz tabii, evet. Bu işleniyor sanırım değil mi, bilgisinin halen alındı? Tabii ki. Arkadaşımız zaten kısırlaştırılmış, küpe numarası var. Tekrar, hı-hı, sisteme işleniyor, ne tedavisi gördü. İleride bir sıkıntı çıktığında tek tek hepsi bir rapor haline çıkartılabiliyor.
Valla harika bir hizmet. Henüz bir saat olmamış telefon açınalı ve bir saat sonra dostumuz tedaviye gidiyor durumda şu an. Umarım tüm belediyelerde böyle bir hizmeti görürüz. En kısa sırada inşallah oluşur herkese. Biz ihbarları değerlendirmeye devam edeceğiz. Gün devam ediyor ve bu Haybulans hizmeti iki Haybulans'la birlikte gece gündüz 24 saat devam ediyor. Çalışmalarımız devam edecek ama biz sizlere veda ediyoruz. Bizi izlemeyi, abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.